Kapanışa doğrudan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Özkösoğlu. Piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Ardından Cüneyt Başaran'la tüm bu konuları konuşacağız. Londra'da bizi bekliyor olacak her zaman olduğu yerinde. Başlıkları bir göz atalım bakalım neler konuşacağız. Şimdi tabii bugün yoğun bir gündü. Hem iç piyasada hem dış piyasada. ECB ve FED genelinde konuşuyorum tabii. Aynı zamanda büyüme verilerini de karşıladık. Avrupa Merkez Bankası'ndan özellikle verilen mesajları bir dile getirerek başlayalım. Şimdi Avrupa Merkez Bankası bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu açıkladı. Hedefli olmayan Peltro adı verilen bir operasyondan bahsediyoruz ve bu Mayıs ayında uygulanmaya başlayacak. Ta ki 2021 Eylül ayına kadar 7 adet olarak düzenlenecek, detaylarını konuşacağız. Bu arada faizlerde bir değişiklik yapılmadı. Politika faizi eksi 0.50 seviyesinde sabit tutulsa da başka yine adımlar var. Onlardan bahsedelim. Lagarde verdiği mesajlarda kurulun yetkileri dahilinde her aracı kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Ve ECB hali hazırda uygulanmakta olan TLT TRO 3 operasyonlarında uygulanan faizi de Haziran 2020 ve 2021 arası dönem için ortalama faizin 50 bas puan altına çekmiş oldu. Bu da önemli. Ayrıca tahvil alım programlarına da devam edileceğine mesaj verdi yine Christine Lagarde yaptığı konuşmada. Bu arada Euro bölgesi tarafından büyüme verilerini de karşıladık. Birinci çeyrek için zaten sert bir daralma beklendiğini biliyorduk. Bu hafta içerisinde de konuşmuştuk. Gelen veri tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sert daralmaya dikkat çekiyor. Euro bölgesinde birinci çeyrekte 3.8'lik bir daralma gerçekleşti. Bu da önemli ve bir de dipnot olarak şunu da söyleyeyim. İtalya ekonomisi de ilk çeyrekte %4.7 daraldı. Burada beklenti 5.4 daralmasıydı. Beklentinin bir miktar üzerinde en azından ama yine de tabii rakamlar çarpıcı. Şimdi Lagarde'ın verdiği mesajlar da önemli. Orada da bundan sonrası için ikinci çeyrekte daha da sert daralma görebileceğimize dair mesajlar da verdi. Bu arada tabii ABD tarafında da hem Fed'in açıklamalarını dinlemiştik. Dün akşam 9.30'da açıklamalar yapılırken orada da yine ne zaman toparlanacağına dair bir sinyal görememiştik. Her şey muğlak görünüyor. Ama tabii işsizlik rakamları tabii gelmeye devam ediyor her hafta. İşsizlik maaşı başvuruları. Burada da yine gelen bu hafta itibariyle 3.84 milyon oldu son rakamlar. Önceki 4.44 milyondu bir önceki hafta. Ama şöyle bir toparlamak gerekirse 1,5 aylık dönemde gelinen süreçte 30 milyon işsiz şu an için kayıt altında. Ve tüm detayları konuşacağız ama kısa bir ara verelim, ardından Cüneyt Başaran'a döneceğiz. Evet, kapanışa doğru devam ediyor efendim. Son dakika gelişmeleri vardı. Onu da anons ederek Cüneyt'e dönelim. Şimdi hazine 3 aylık borçlanma stratejisini yayımladı ve Mayıs'ta 19.6 milyar TL'lik borç servisine karşılık 50 milyar TL'lik borçlanma planlanıyor. Haziran'da ise 12.3 milyar TL'lik borç servisine karşılık 22 milyar TL borçlanma yapılacak. Temmuz'da ise 20,5 milyar TL'lik borç servisine karşılık 27 milyar TL iç borçlanma yapılacak diyelim. Şimdi hemen Cüneyt'e dönelim ve sorularımızı soracağız. Cüneyt merhaba, hoş geldin yayınımıza öncelikli olarak. Şimdi hem ECB hem FED hem büyümeler geldi bir yandan. Senle de tüm hafta boyunca aslında konuşmuştuk beklentileri. ECB ile başlayalım dilersen. Şimdi yeni bir programdan bahsediliyor. İsmi Peltro. Burada tam olarak nedir hedeflenen? Nasıl kulağa geliyor bunu ilk duyduğunda? Ne düşündün? Bununla başlayalım. Şunu gördük. Yani FED'in arkasından, hemen arkasından şu anda Avrupa Merkez Bankası da bir şekilde önümüzdeki sürece ben de buradayım diyerek geliyor. Yani ben de buradayımdan kasıt ne? Bir şekilde ben de elimi taşın altına koyacağım ve bu şekilde Fed ile beraber Avrupa'nın, Eurozone'un yani Euro bölgesinin çökmesine izin vermeyeceğim diyor kısaca. Nasıl yapacağım bunu diyor. Şöyle yapacağım diyor, yapacak. Önümüzdeki süreçte zaten Avrupa Merkez Bankası LTRO ile yani hedeflenmiş direkt kredi vermek üzere bankalara vermiş olduğu bir sistemle para veriyordu. Bunun üzerine 750 milyar euroluk yeni bir paket açıklamıştı. Şimdi o paketin ismini koydu. Hakikaten de değişik bir isim. Peltro ismiyle. Çünkü ismi Pandemic Emerging Longer Term Refinancing. Yani
sadece aslında pandemi süreciyle geçerli olan bir uygulama bu. Ne zamandan başlıyor? Mayıs ayından başlıyor. Ne zamana kadar devam ediyor? Eylül ayına kadar devam ediyor. Ne kadar? 3 trilyon euroluk bir paket hazırladım diyor. Ve gözde en bence çarpıcı olan tarafı ne? En çarpıcı olan tarafı şu. Eksi bir faize kadar bunun faizi olabilir diyor. Evvela 0.75 olacak diyor. Haziranda eksi bire çıkabilirsiniz diyor. Yani toparlamak gerekirse izleyeceğimiz için Avrupa Merkez Bankası zaten bir şekilde paketini ikiye çıkartarak piyasalara para vereceğini söylemişti. Onu yapıyor. Ama bugün bir şey öğrendik. O da şu, bunun faizi bir şekilde %-1'e kadar gidecekmiş. Yani bankalara ben sana para vereyim diye para veriyor Avrupa Merkez Bankası ve bunun sonucunda bankalar geri döndüğünde, yani bu krediyi tekrar Avrupa Merkez Bankası ödemek durumunda kaldığında daha az ödeyecekler gibi bir durum var ortada. Yani artık şu noktaya geldi, bu parayı al ve kredi ver ve ben senden 100 birim para veriyorsam zaten 99 birim geri alacağım diyor. Artık diyor ki herhalde Christine Lagarde, daha da ne yapayım? Eksi faizle kredi uygulamasına da başladım Avrupa Merkez Bankası olarak ve ben Avrupa'nın çöküşüne izin vermeyeceğim diyor. Aksi takdirde ben bunu yapmazsam, ülkeler devreye girmezse Avrupa'da Eurozone'daki daralma %15'lere kadar gidebilir. Durum ciddi. Biz Avrupa Merkez Bankası olarak taşın altına eline değil kolumuzu koyduk diyor kısaca. Evet Cüneyt, daha ne yapayım ki diyor tabii haklı olarak, ama dediğin gibi burada büyümeyle ilgili hani halen daha söylemler falan çok kötümser. Yani birinci çeyrekte 3.8'lik daralma Euro bölgesi için, işte İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilk defa böyle bir rakamı konuşuyoruz. Bir de bir yandan tabii hani baktığımız zaman söylemlerde, bunu aslında Powell'ın söylemlerinde de duyduk. Yani bir muğlaklık var. Hani bundan sonrası için tahminler şu anda yetersiz kalacak gibi gözüküyor. Yani bir tahmin yapamıyorlar aslında. Tam tabir bu. Ve dediğin gibi burada ikinci çeyrek için mesela %15. Senle de bunu hatta konuşurken hani birinci çeyrekte bu rakamları görürüz ama ikinci çeyrekte acaba daha da kötüsü gelir mi diyorduk. Nitekim zaten bekliyorlar anladığımız kadarıyla. Evet, haklısın. Aslında bu gelen uygulama, yani şu an yapılan bir yeni uygulama, pandemik sebebiyle yapılan bu kredi uygulamasının bir sebebi var. Yani bu durup dururken Avrupa Merkez Bankası'nın cömertliği tuttu. Christine Lagarde'ın işte sihirli eli geldi. Bir önceki seferde olduğu gibi, nasıl Mario Draghi ne demişti o zaman? Whatever it takes demişti, değil mi? Yani ne gerekirse yapacağız demişti. Şimdi bir şekilde görülüyor ki Christine Lagarde da, eski IMF başkanı, yeni Avrupa Merkez Bankası başkanı da Avrupa'yı tutmaya çalışıyor. Ama Lagarde'ın durumu bir öncekinden daha farklı. Çünkü Avrupa sallanıyor. Bugünkü büyüme rakamlarını sen söyle, ben de üzerinden geçeyim. Hakikaten oldukça kötü rakamlar geldi. Eurozone için, yani Euro kullanan 19 ülkenin ilk çeyrekte, birinci çeyrekte gayri safi milli hasılası %3.8 daralmış. Neye göre? 2014'ün son çeyreğine göre. %3.8 daralmış. Eğer bu %3.8'i hani böyle devam edecek diye yıllığa çevirsen, yani 4 çeyrek böyle gider diye hesaplasan, yıllık kabaca %14 gibi bir orana geliyor gözde. Avrupa bölgesi için. İniyorum altına. Fransa birinci çeyrekte 5.8 daralmış. İspanya birinci çeyrekte 5.2 daralmış. İtalya birinci çeyrekte 4.8 daralmış. Bunlar daha birinci çeyrek gözde. Yani Avrupa, evet, Amerika'ya göre birinci çeyrekte başladı Avrupa'nın sıkıntıları. Amerika'ya daha geç gitti ama ikinci çeyreğin ne geleceği çok belli. Ve çok daha sıkıntılı geleceği belli yani. Dolayısıyla bir yandan da işsizlik. Mart ayında işsizlik 7.4. Daha Mart ayını gördük. Nisan ayında muhtemelen iki haneye çıkacak burada Avrupa'da, ki Avrupa hiçbir şey beceremiyor ama işsizlik konusunda Amerika'ya göre daha iyi çıkartıyor şu an için. Onu sonra belki detaylı konuşuruz. Yani Lagarde'ın bugün açıkladığı eksi bir faizle kredi verin diye size para veriyorum dediği, 3 trilyon euroluk bütçe ayırdım dediği paketin gelmesinin sebebi, Avrupa daha birinci çeyrekten yelkenleri suya indirdi. En büyük ekonomilerde çok ciddi birinci çeyrek daralmaları var. Daha Almanya'yı göreceğiz, İngiltere'yi göreceğiz ama Avrupa'da durum pek parlak değil.
Evet, uzman FED'e geçmeden önce onu da bir miktar daha detaylandıralım istersen. Çünkü işsizlik kanadında dediğin gibi hali hazırda bu kadar kısa çalışma ödeneği de veriliyor biliyorsun. Ve hani ne yapılırsa yapılsın o işsizlik önlenemiyor. Yani nitekim açılamıyor pek çok dükkan, mağaza, işte neyse adı her neyse. Ve Mart ayında %4, 7,4 seviyesinde çıkmış yani Euro bölgesi işsizliği. Ama işte Lagarde'ın mesajlarında bundan sonrası için ikinci çeyrek daha kötü olabilir söylemi var. Ve işte dediğim gibi az önce de toparlanmanın zamanını da kimse tahmin edemiyor aslında. Demiyor. Yani evet, Amerika'da mesela bugünkü rakam feci, değil mi? Ekstra bir 3,8 milyon insan tekrar işsiz kaldı ve Amerika'da toplam 30 milyonu buldu 8 haftada. Ama Amerika'daki rakamlar Nisan verilir. Yani Mart'ta başladı ama biz Nisan ayında çok yüklü bir işsizlik gördük. Şimdi bu Avrupa'nın açıkladığı işsizlik verisi hala Mart ayı verisi. Mart ayında Avrupa'da 197 bin kişi işini kaybetmiş. Dolayısıyla Nisan ayı çok sıkıntılı gelecek. Bu birinci konu. Ama ikinci konu, Avrupa, Almanya'nın bulduğu mucizesi, Almanya'ya, patenti Almanya'ya ait olan kısa çalışma ödeneğini Fransa uyguluyor. İşte İngiltere uyguluyor. İtalya, İspanya uyguluyor bir şekilde. Dolayısıyla Avrupa'nın tamamında gözde 30 milyon insan, yani Eurozone'da çalışan toplam çalışma nüfusunun 1/5'i. 30 milyon insan şu an kısa çalışma ödeneğiyle çalışıyor. Dolayısıyla bu bize dönüp dolaşıp şuna getiriyor. Avrupa belki işsizlikte, yani kabaca şu an %7'lerde olan, ikinci çeyrekte %11'lere ulaşacak olan işsizlikte Amerika'ya göre daha avantajlı. Ancak bu avantajının sebebi zaten çalışan nüfusun 1/5'ini parasını devlet verdiği için, farklı devletler verdiği için. Bu daha ne kadar devam eder? İngiltere'nin söylediği gibi, İspanya'nın söylediği gibi, ben Haziran'dan sonra bu işe daha fazla kaynak aktaramam şeklinde mi gider? Buna bakacağız. Yani Avrupa şu an işsizlikle daha iyi ama dünyanın geneline baktığımızda işsizlik bu işin en büyük çıkarımı gözde. Evet Cüneyt, dediğin gibi yani burada zaten hani 30 milyon insana kısa çalışma ödeneği verilmesi ne demek yani, çarp böl topla burada ne kadar ülkeler dayanacak, o da ayrı bir konu. Yani bundan sonrası için hani ülkeler işte buna devam edilsin gibi söylemler falan duyuyoruz ama ne kadar devam edilebilir o da ayrı bir konu. Şimdi FED tarafına geçelim. Benzer söylemler vardı aslında. Yani burada mesela Powell'ın özellikle benim dikkatimi çeken kalıcı hasar dedi. Yani ekonomi üzerinde kalıcı hasar olabilir dedi. Bu kalıcı hasar dedi istihdam gibi kulağıma çağrışım yaptı. Bir de uzun süre faizlerin sıfır seviyesinde kalabileceği söylemleri oldu. Mesela John Hopkins Üniversitesi tarafından bir ekonomi profesörü Jonathan Wright demiş ki 5 yılda faizlerin sıfır seviyesinde kalabilir. Yani bu 5 sene uzun bir süre neticede. Demek ki burada ciddi anlamda o kalıcı hasar diyorsa eğer senelerce de sürebileceği büyük buhran gibi bir durum mu var? İstersen bunun üzerine gidelim. Biz seninle bu yayınlarda bunu konuştuk. Amerika bu seneki daralmasını, yani %6,5'lar civarındaki daralmasını önümüzdeki sene telafi edecek güya. Ama ne kadar telafi edecek? %5,5'lar telafi edecek. Yani 2021'in sonuna geldiğimizde biz daha Amerika'da 2020'nin başındaki duruma gelememiş olacağız ekonomik büyüklük olarak. 2 sene sonradan bahsediyorum. Bu birinci konu. İkinci konu, Amerika'da işsizlik bir noktada şu an %17, %19 civarlarında, 17-20 bandında gidiyor. İyi ihtimalle yılı %12 ile bitirecek işsizlikte. Halbuki seneye başlarken Trump'ın o çok haklı olarak diyelim artık övündüğü işsizlik Amerika'da %3,4'tü. %3,4 nerede? Sene sonunda inmiş hali %12'lik işsizlik nerede? Bu da ikinci konu. Dün bir de sen de söyledin, ben de altını çizeyim. Piyasa Fed'in açıklamalarında şuna atladı tırnak içerisinde. İşte Fed'den daha fazla destek gerekiyor. Biz Fed olarak Amerikan ekonomisinin toparlaması için her türlü desteği vereceğiz. Bunu nasıl yorumladılar? Senin söylediğin gibi tahvil alımıysa alacağız. Şirket tahvili alacağız. Ucu açık olacak. Süresi önemli değil. Biz Fed'in bilançosunu bu uğurda sonuna kadar kullanacağız. Bu da işte piyasalara bir moral verdi. Fed yanımızda. Ama Jeremy Powell başka bir şey de söyledi. O da dedi ki hiç iyi gözükmüyor ekonominin durumu ve ne zaman toparlanacağı konusunda makro tahmin yapamıyoruz dedi. Koskoca Fed, o da konuyu getirdi. Virüsün aşısına bağladı. Aşı gelmeden ekonomiyle ilgili yorum yapmak çok zor. Hiçbir makroekonomik tahminin önemi yok dedi. Dolayısıyla bu da aslında 2021'de
aşıyla ilgili olursa, ki olmasın hiçbirimiz ümit etmeyiz, olumsuz gelişmelerin başta Amerika olmak üzere bütün ekonomiyi nasıl etkileyeceğini gösteriyor. Yani toparlayıp sana getireceğim konuyu şimdi, bırakacağım sözü tekrar. O da şu: ne Avrupa ne Amerika deyince bir yandan işte devletler olarak elini cebine atıp kaynak aktarıyor. Öbür taraftan merkez bankaları gelip inanılmaz bir parasal genişleme yapıyor. Ancak ne Merkez Bankası başkanları ne de ilgili hükümetler, ülkelerin maliye bakanları bu iş tamamdır, biz bu işin üzerinden geçtik, yani bu işi atlattık diyemiyor. En iyi bekledikleri toparlama aslında gözde U şeklinde bir toparlama. Ama gel gör ki piyasa V şeklindeki bir toparlamayı satın alıyor. Piyasayla reel olarak ortaya çıkan rakamlar arasında bir uyuşmazlık var. Evet Cüneyt, zaten piyasa anomalileri görmeye de aslında alıştık değil mi bu dönemde? Yani ne zaman seninle kötü bir haber, yani işte işsizlik düştü, şöyle oldu, böyle oldu diyoruz. Borsalar tarafına bir bakıyoruz, her şey güllük gülistanlık. O da ayrı bir konu tabii. Evet, yani bunun bir kısmını şuna verebiliriz aslında gözde. Piyasa karamsarlığı da iyimserliği de önden satar. Gelişmeleri çok sert satar ya da çok sert alır. Daha sonra bunun toparlaması geldiğinde de, yani toparlamayı da çok önce yapar. Dolayısıyla biri diyebilir ki iyi de kardeşim, Amerika'daki hisse senedi piyasası işte Ocak sonundaki seviyeden Mart'ın 20'sine kadar %35 düştü. %40'a yakın düştü. Dolayısıyla işte o da o karamsarlığı da önden fiyatlamıştı. Tamam, ama oradan sonra dipten de %20'nin üzerinde bir satın aldı bütün bu satışı. Dolayısıyla hisse senedi piyasası genel anlamında ve bu işin özellikle yapılan teşvikler, merkez bankalarının dönüp tahvil alınması ve likitlerin bol olmasının reel ekonomideki bu ciddi işsizlik, ekonominin çarklarının yavaş dönüyor olmasına karşı öne çıkartıyor. Bakalım piyasanın dediği 2008'de haklı çıktığı büyük oranda mı olacak, yoksa reel ekonominin gerçekleriyle bu sefer piyasa bir noktada bir araya mı gelecek? Bunu bence bu yılın yaz ortalarında daha net görürüz gözle. Evet, şimdi bu arada bir son dakika gelişmesi var. Onu da ekrana getiriyor arkadaşlar. Bu aktif rasyo ile ilgili bankaların, Türkiye Bankalar Birliği'ne kayıtlı olan bankaların genel müdürleri biliyorsunuz bu hafta 5 maddelik bir talepte bulunmuştu. Aktif rasyo ile ilgili hem değişiklik hem de bu 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. Bunun ertelenmesiyle ilgili olarak ve BDDK'dan bir açıklama geldi. Detaylarını paylaşacağız önümüzdeki dakikalarda. Aktif rasyosu solo bazda hesaplanacak deniyor. Ve ilave açıklamalar da var, yayın boyunca aktaracağız. Şimdi Cüneyt, bu arada az önce ABD tarafında işsizlikten bahsederken şunu da söyleyeyim, pardon, Kalkınma ve Yatırım Bankalarla TMSF bünyesinde bankalar düzenlemeden muaf. Bu önemli bir gelişme. Şimdi bu zaten tartışılıyordu. Bir yandan da şu ABD işsizlik başvuruları tarafında şunu da soracağım. Yani trend olarak acaba bir düşüş mü var? Çünkü bir önceki hafta 4.4 milyon gördük. Bu hafta işte 3.8 milyon gördük. Acaba trend olarak düşüş mü var? Hani en kötüsünü gördük de bundan sonrası acaba böyle azalarak mı devam eder? Yani sonuçta 30 milyon çalışandan bahsediyoruz şu ana kadar 8 hafta içerisinde, hatta 7 hafta içerisinde, işte Mart'ın ortasından Nisan'ın sonuna kadarki olan süreçte zaten bu da birçok ekonomistin yapmış olduğu tahminde en yukarı %19-20'lere kadar işsizlik çıkar şu anki kabaca çıktığı yer gibi, ondan sonra yıl boyunca kabaca aşağı iner. O yüzden hani buradaki başvuruların artık aşağı gelmesini beklemek lazım. Çünkü birçok ekonomi Mayıs ayı itibariyle, Amerika'daki birçok eyalet Mayıs ayı itibariyle ufak da olsa yeniden normale dönecek. O yüzden hani önümüzdeki aylara daha az milyonların, işte Haziran ayına itibaren daha az 100 binlerin buraya katılacağını görebiliriz. Ama bu şunu değiştirmiyor gözde. Rakam azalıyor olsa da özellikle havacılık sektörü, işte bugün yeni havacılık sektörüyle ilgili birçok haber vardı. Perakende sektörü, turizm sektörü, işte özellikle restoranlar, kafelerden oluşan o yeme içme sektörün etrafındaki iş yerlerinin ne kadar sosyal mesafeyle başlayacağımız yeni normalde istihdam sağlayacağını görmek lazım. Amerika basınında çok ciddi makaleler çıkıyor gözde bu konuda. Diyor ki birçok işletme, hadi birinci karantinayı atlattık, çok ciddi maliyeti oldu.
işçi çıkartmak zorunda kaldık ama bir şekilde işte destek aldık devletten. Masraflarımızı düşürdük, maliyetlerimizi indirdik, bir parça öz sermayemizden yedik, bu dönemi atlattık. Ama olur da bu iş açıldıktan sonra bize yeniden bir noktada hani iki hafta daha kapanıyorsunuz, işte rakamlar yeniden yükselmeye başladı derlerse bu ikinci dalgayı atlatmakta çok zorlanırız diyor normal olarak Amerikalı küçük ve orta ölçekli işletmeler. Tabii bunu hiç kimse arzu etmiyor böyle bir durumu. Ancak bir yandan da hem bilim insanlarının söylediği virüsün aşısı bulunana kadar zaman zaman bu tür karantinalara alışmamız lazım kısmını akıldan çıkartmamak lazım. Bir de işte Singapur örneğinde olduğu gibi Almanya'da alarm vermese de normale geçtikten sonra rakamların artışında olduğu gibi yani bu süreçte hassas bir süreç. Normale geçtikten sonra koronavirüsündeki artış hızı hakikaten hassas ve herkes yakından takip ediyor bu konuyu. Evet, bu arada tekrardan bir içerik paylaşmış arkadaşlar. TL yabancı para mevduatı 31 Mart'ta 5 milyar TL'nin altındaki bankalarda 31 Aralık'a kadar süre tanınmış bulunuyor. Bu 1 Mayıs'taki sürenin uzatılmasına dair istekler vardı. En azından bu anlamda böyle bir adım atıldığını da söyleyelim. Şimdi Cüneyt, bu arada Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından bir değerlendirme yapılmış COVID-19'a dair. Yani dünyada da 1.6 milyar işçinin gelir kaynağını kaybetmesinden bahsediliyor. Yani dünyada da bundan sonrası için epey bir değişiklik göreceğiz anlıyoruz. Evet, yani maalesef COVID-19'un inşallah bir şekilde sağlıkla ilgili kısmını, insan hayatını etkileyen, tehdit eden kısmını kontrol altına aldığımız günlerin çok uzakta olmayacağını ümit ediyorum. Ve ikinci konuya geldiğimde bu işin bittiğinde ya da en azından kontrol altında aldığımızdaki enkaz şu Gözde. Reel sektörde maalesef özellikle bazı alanlarda batmış on binlerce şirket küresel anlamda herkesi etkileyecek şekilde ve bu şirketlere bağlı olarak işini kaybetmiş binlerce insan, milyonlarca insan ve aynı zamanda da bu karantina süreci içerisinde kendi öz varlıklarından, kendi birikimlerinden yiyerek hayatını idame ettirmiş, dolayısıyla karantina bittiğinde ciddi bir şekilde kendini fakirleşmiş hisseden bir başka grup. İşte bunların hepsi bize senin söylediğin konuyu getiriyor. Nasıl olacak da 2021'de biz yeni tekrar %5.8 büyüyecek dünya ama bu büyüme ya da %4.8 küresel olarak büyüyecek. Bu büyüme acaba istihdamı da peşinden getirecek mi? Yani bu büyüme daha evvel 2008 krizinden sonra gördüğümüz biraz daha işte varlık fiyatlarının şiştiği, hisse senetlerinin yükseldiği, şirket satın almalarının öne çıktığı bir alanda mı gelecek? Yoksa yeniden o çarklar döndüğü için işini kaybeden insanlar çok uzun süre çok uzun süre geçmeden dönüp tekrar iş başı yapabilecekler mi? COVID-19 alışkanlıkları çok değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Bunlar var. O yüzden bence aslında batıdaki birçok ülkenin ısrarla ekonomiyi açmaya çalışmalarının, ki öbür tarafta riski görüyorlar ikinci dalga riskini, açmaya çalışmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu canlı tutabilmek. Çünkü Batı ekonomilerinin ki hani Birinci Dünya Savaşı görmüş, İkinci Dünya Savaşı görmüş, Soğuk Savaşı görmüş, oturmuş birçok ekonominin şu an herhangi bir konuda istatistik açıldığı, herhangi bir makro ekonomide istatistik verdiklerinde ya 1929 buhran diyorlar ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir rakam görmedik diyorlar. O yüzden hikayenin dünyada da buradan da yavaş yavaş ister istemez gelişmekte olan ülkelere yansıması da çok ağırlaşma durumuna girecek. Evet, şimdi burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası swap kalemine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yapılan altın döviz repo işlemleri de dahil edilebilecek diye bir son dakika gelişmemiz daha var. Cüneyt, buradan anlıyoruz ki biraz daha sanki sertleştirilmiş içerik. Sen ne dersin bu duruma? Evet, yani bir yandan aslında gördüğümüz kadarıyla hem BDDK şu an için bu aktif rasyosuyla ilgili yapılan düzenlemede bankacılık sektöründen gelen talepleri ve işte biraz daha zaman verin talebini ya da bazı kalemler bunun içerisinde olmalı olmamalı tartışmalarına kulak vermiş gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan da rezerv tarafında belli ki Merkez Bankası'nın rezervlerini yükseltme konusundaki ya da rezervlerini güçlü tutma konusundaki ihtiyacı ve amacı çok net. Buna karşılık da bankaları mümkün olduğunca
rezervi kaçıracak şekilde, yani rezervin Merkez Bankası'na gitmesini engelleyecek ya da o paranın, döviz likiditesinin başka yerlere gitmesini engelleyecek hamleler yapılıyor. Yani çok net bir şey toparlamak gerekirse, hem bankaları aktif varsa uyma konusunda zaman tanınmış, onlara biraz daha muafiyetler konusunda sesleri duyulmuş, ama öbür taraftan da mutlaka işlemlerin Merkez Bankası üzerinden, hatta Borsa İstanbul dahil bakıldığında, Borsa İstanbul'u bile bir şekilde rakip demeyelim ama öncelikli görmeyecek şekilde Merkez Bankası'nın adres olarak gösterildiği görülüyor. Bu da son dönemde Merkez Bankası'nın rezervleri, yeterliliği, işte kurla ilgili olan Merkez Bankası rezervlerinin kullanıp kullanamadığı gibi konularda ihtiyacın nerede olduğunu ve Merkez Bankası'nın önceliğin nerede olduğunu bize gösteriyor Gözde. Evet, bu arada aktif rasyonun pay payda kısmındaki kalemlere reskont, tahakkuk, bakiyeleri dahil olmayacak. Böyle açıklamalar devam edecek. Biz de aktarmayı sürdüreceğiz. Cüneyt, şimdi Merkez Bankaları tarafından bu hafta, yani hem FED hem ECB'den böyle karamsar söylemler gelmişken petrol tarafına dönüp bakıyoruz. Pozitif bir hava var. %13,49'luk bir yükselişle 25,58 bandını görüyoruz. Şimdi burada ne anlamamız gerekiyor? Bu piyasa neyi fiyatlıyor? Bir yandan tabii ABD tarafında baktığımız zaman o depo sorunu sanki şu an için acaba çözülmüş gibi mi, yani hani bundan sonrası için herhalde fiyatlamalar tamamlandı mı, böyle mi algılamak lazım? Zannetmiyorum. Yani belki Mayıs ayında, yani daha doğrusu Nisan ayında gördüğümüz, istemiyorum, bana getirme bu petrolü, bana getirme de ne yaparsan yap, hatta üstüne para vereyim diye eksi fiyatta biten ve gerçekten 100 yıldan beri bu piyasada işlem yapanların bile görmediği bir durum, ekstremdi. Yani sonuçta hiç olmadık, olağan dışı bir durumdu. O yüzden bunu bir kenara koyuyorum. Ama şu an binlerce diyebileceğim sayıda şilepin okyanusta işte dolu bir şekilde beklediğini biliyoruz. Birçok ülkenin stratejik rezervleri tamamen ağzına kadar doldurduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda bugün bir başka haberde dünyada sadece Nisan ayında Gözde 29 milyon varil, 29 milyon varil petrolde üretimin, yani 29 milyon varillik ekstra bir üretim olduğunu, yani talebin 29 milyon varil üretime göre az olduğunu da biliyoruz. O yüzden ben burada hala sorunun çözüldüğünü düşünmüyorum. Ama yavaş yavaş yıl ilerledikçe, özellikle de panik bittikçe ve özellikle OPEC Plus ülkelerin, yani Rusya da dahil, biraz daha organize çalışma zorunluluğu devreye girdikçe bir taban fiyat oluşacaktır. O fiyatlarda işte 20 dolarlar civarında muhtemelen oluşacaktır. Bu açıdan baktığımda kapasiteyle ilgili sorunun bittiğini düşünmüyorum. Petrolde artık yön yukarıdır demek için çok erken. Ama hani Mayıs ayı, Nisan ayında gördüğümüz o eksi fiyatlar anormali de tekrar yaşanacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Evet, çok teşekkür ederiz Cüneyt, aktardığın bilgiler için ve değerlendirmeler için. Bu arada tekrar bir son dakika gelişmesi, krediler kalemine takipteki gayrimenkul bankalara verilen krediler dahil edilmeyecek. Az sonra yine detaylarını konuşacağız bunların. Şimdi bir haberimiz var sırada. Biliyorsunuz bu hafta içerisinde hem Bloomberg HT'ye özel olarak kaleme alıyor. Sektör temsilcileri, belli STK'lar vesaire hepsini tek tek dile getiriyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları koronavirüs sonrası yaşadıkları süreci ve alınan önlemleri değerlendirdi. Bu bağlamda bir paketimiz var, izliyoruz. Salgınla ilgili alınan tedbirlerini gayet olumlu görüyoruz. Etkilerini görmeye de başladık. Devletimizin salgınla ilgili koyduğu kurallara uymaya devam edersek 6 ay, 6. aydan sonrasında inşallah bu normale dönecektir diye tahmin ediyoruz. Fakat tedbirleri elden bırakırsak bu süreç daha da uzayabilir ve hepimize sıkıntı yaratabilir diye düşünüyoruz. O yüzden biraz daha devletimizin koyduğu kurallara uymamızı bekliyoruz tüm camiamızdan ve insanlarımızdan. Sonuçta peki, çok sağ, evet buyurun. Sonuç olarak durumu uygulanan hastalığın denetim altına tutmaya çaba göstermek, ekonomik aktiviteleri doğal olarak olumsuz etkilemektedir yani. O yüzden gayet ilgili olmamız gerekiyor diye tahmin ediyorum ve düşünüyoruz. İşin doğrusu iş dünyası biz olarak, yani biz de sadece sizler gibi işte sosyal medyadan izlediğimiz kadarıyla yani çeşitli rivayetlerle önümüze gelen sorunlar oluyor.
Ama ben şahsen iş dünyasını temsil eden biri olarak olaya böyle biraz daha böyle eğimsel bakıyorum. Yani bu sanki çok uzun süreli, yıllarca sürebilecek bir konu gibi lanse ediliyor. Elbette tedbirlerimizi alacağız. Ama biz inşallah en kısa zamanda, yani bu iş dünyasının tekrar normallaşması sürecine girebileceğine inanıyoruz. Yoksa aksi takdirde sizler de bildiğiniz gibi, biraz önce ben sizleri izledim. Konuğunuzdan da bir konuya değindi. Evet. Önemli bir konu. Yani her şey ikiye katlanacak. Mesela bir fabrikada 100 kişi çalışıyorsa, bunu iki tane otobüs servisi varsa, bu sosyal mesafeyi korumadan dolayı ikiye katlanıyor. Yani bu şunu getiriyor. Yani işin özünde giderler bire ikiye katlanacak. Yani bu da iş dünyasını, evet, önümüzdeki süreci, ekonomiyi çok ciddi bir şekilde etkileyeceği inancını taşıyoruz. Bu krizde etkilenmeyen kesim hemen hemen kalmadı. Tabii ki bölgemizde de bu ciddi manada etkilenmeyi sebep oldu. Bunu değerlendirirken göstergeler şunu gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi burada da öyle. İkinci çeyreğin negatif geçeceği, üçüncü çeyreğin biraz paralel devam edeceği, dördüncü çeyreğin toparlanma ve bir miktar artıya geçişi olarak öngörüyoruz. Kısa çalışma ödeneği gerçekten şu aşamada sanayici işletmelere en önemli desteklerden bir tanesi. Biz oda olarak da bu konuda, çünkü gerçekten bu kriz anında uygulanan bir uygulama olduğu için firmalarımız da bu işlere yabancı çok bilen firmalarımız değildi. O nedenle bilgilendirme ve başvuruyla ilgili bizler de çalışma yaptık. İşkur'da yaptı. Ama yeterli mi? Hayır. Şu an Diyarbakır'daki rakamlara baktığımızda Diyarbakır ölçeğinde başvurması gereken firmaların %30'a yakınının başvurduğunu, istihdamda da yaklaşık %20-25'lik bir istihdam sayısını kapladığını görüyoruz. Bunu uzatılmasında ve biraz daha kolaylaştırılmasında gerçekten çok fayda var. Evet, şimdi Bloomberg'den Sefer Yüksel olacak telefon attığımızda. Sefer, merhaba, hoş geldin yayınımıza. BDDK'dan yeni bir karar açıklandı. Sen daha önce kaleme almıştın aslında, bankalar talepte bulunuyor 5 maddede. Özellikle bu sürenin uzatılması ve aktif rasyoda pay payda da biraz gevşetme yapılması şeklinde. Gördüğümüz kadarıyla son dakika aktarmalar, krediler kalemine, faktörün şirketlerine yabancı verilen krediler dahil olmayacak gibi bazı söylemler var. Sanki bir miktar daha sertleşmiş gibi algıladık. Dolayısıyla bankalarla senin kontak halinde olduğunu biliyoruz. Neler söyleniyor, neler konuşuluyor şu anda? Gözde, merhaba, iyi yayınlar. Senin de bahsettiğin gibi yaklaşık 2-3 haftadır gündeminde olan bankacılık sektörünün önemli bir konuydu. Keza bu yeni aktif rasyosu hesaplama yöntemiyle ilgili özel bankaların birçoğunun hem sürenin kısıtlı olması nedeniyle 1 Mayıs itibariyle hesaplama başlayacaktı. Bu noktada sürenin uzatılması talepleri vardı. Bir yandan da hesaplama rasyonun pay ve paydasındaki mevduat kısmına ve krediler kısmına belirli kalemlerin eklenip eklenilmeyeceği konusunda bankacıların detaylı bilgi ihtiyacı vardı ve geçtiğimiz haftada Bankalar Birliği yönetimindeki tüm bankalar ve daha sonra Bankalar Birliği üyesi bütün bankaların genel müdürleri toplanarak yaklaşık 5 maddelik bir talep ilettiler BDDK'ya. BDDK'da hafta sonu ve hafta başından bu yana bunun üzerinde çalıştı. Açıkçası bankacıların beklentisi en azından taleplerinin belli kısmının, önemli kısmının karşılanacağı yönündeydi. Ancak karar açıklandıktan sonra benim görüştüğüm bankacılarda daha da sertleşmiş olarak buldular yeni gelen kararın mevzuat değişikliklerini. Nedir bu? Senin de bahsettiğin gibi faktörün şirketleri çıkmış, finansman şirketleri dışarıda bırakılmış. Bankacılar özellikle NPL tarafını çok istiyordu. Takipteki kredilere karşılık ayırıyorlar. Bu dahil edilmeli hesaplamaya deniliyordu. Bu dışarıda bırakılmış. Bunun yanı sıra özellikle gayrinakli kredilerde talebi olan bankalar vardı, dahil edilmesi gerektiğini düşünüyordu
özel bankalar. Bu da dışarıda kalmış. Dolayısıyla bankacılar bu yeni değişiklikten pek memnun gözükmüyor benim görüştüğüm bankacılar. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'ndaki depo ve Borsa İstanbul'daki swaplar hesaplamaya dahil edilmiş. Görülüyor belli kalemlerde. Dolayısıyla bir de burada tabii ki şeye kadar 5 milyar TL'nin altında kalan bankalara, yani mevduat artı yabancı para mevduatı toplamı 5 milyar TL'nin altında kalan bankalara da 31 Aralık tarihine kadar bir düzenleme verilmiş, süre verilmiş gözüküyor. Dolayısıyla bu değişiklik önümüzdeki dönemde sektör için nasıl gelişmelere sahne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi VDDK üzerinde çalışmış, rasyonların talepler üzerinde çalışmış ama bir değişikliğe çok fazla gitmemiş. Yani bir iki kalem dışında. Dolayısıyla bankacıların da istediği talepler tam anlamıyla yerine gelmemiş diyebiliriz Gözde. Peki Sefer, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Şimdi BloombergKT.com'da öne çıkanlarla devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalar arası kart merkezine hakim ortak olarak hissedar oldu. BKM'nin mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerini ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanıyor. Yeni planlamayla bağlantılı olarak BKM Genel Müdürü Soner Canko görevden ayrıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay BloombergKT'ye özel değerlendirme kalemi aldı. Yeni normal olarak tanımlayacağımız bir sürecin en önemli çıktılarından biri güçlü devlet kavramının yeniden itibar kazanması olacağına dikkat çeken Burkay, ülkeler arasındaki gelişmişlik faktörleri baz alındığında artık askeri ve ekonomik güçle birlikte sağlık sistemi, tedarik zinciri ve özel durum, acil durum kapasiteleri de temel kriterler arasında yer alacaktır dedi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Mart ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre 19 üyeli Euro bölgesinde Şubat'ta %7.3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik Mart'ta %7.4'e yükseldi. ABD ise Şubat ayında %6.5'luk seviyesinde olan işsizlik Mart ayında %6.6'ya tırmandı. Nisan ayında iç talepteki artışla Çin'de toparlanma sinyalleri alınsa da koronavirüs pandemisinden kaynaklanan küresel yavaşlama ihracatta olumsuz etki yaratmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi bir önceki ay 52 olan seviyeden 50.8'e geriledi. Yeni ihracat siparişleri ise 33.5 seviyesine düştü. Ve efendim, kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Az sonra günden kalanlarla devam edeceğiz ve konuğum Şeref Oğuz olacak. Bizi izlemeye devam edin.